burası artık senin iniş yerin. Kuleye iniş izni verdim. Aa, büyük bir kağıt yapmışlar. Kuş da yardım ediyor güya. Onu nasıl fırlatacaksın çok merak ediyorum. Ya da üzerine binecek artık. Aynen. Aha. Uçan uçak. Uçan kağıttan uçak ya da uçan alı gibi bir şey. Aa, ben hareket ettiriyorum. Vay, güzel manzara. Hızlanalım. Sanki bir şehrin gerçek fotoğrafının üzerinden geçilerek, çizilerek yapılmış bir arka plan gibiydi. Güzel olmuş, kaliteli olmuş. Şimşek çakmasın da. Oo, bura şey değil mi ya? Ağrı Dağı değil mi? Ama yanında deniz var. Ve burada bir kara parçası var. Bir uğrasak mı, ne yapsak? Ama bu oyun karıştırdın sen. Super Mario Galaxy değil bu. Gel. Gidelim. Boş ver onları. Ne yapacaksın? Ateş edebiliyoruz artık. Biri gitti, dördü kaldı. Aa, kaydedemiyorum. Bölüm bölüm. Ama az kalmış zaten. Yaklaşık bir saat falan sürüyor o zaman oyun. Yeni kuş türleri, yeni bir bölge. Kaldı 3. Hadi gidelim. Burası güzel duruyor. Öncekinden daha çok hoşuma gitti. Soğuğu severim. Ama sıcağı daha çok severim. Tabii en güzeli ılık hava ama. Burası da çöl. Burada da değişik kuş türleri var. Hepsiyle tanıştıracağım seni, merak etme. Kaldı 2. Oo, Niagara. Şelaleleri de çok seviyorum. Son bir bölge kaldı. Ne? Gözden mi kaçırdık? Allah Allah. Ha, burada. Burası da büyükmüş. Hepsi ayrı mevsimler gibiydi. Hoştu, güzeldi. İniş zamanı. Benzinimiz bitti. Hadi bakayım. Ya, o kadar uğraştın. Ve şimdi defterine geri gidiyor. Neyse, güzel yolculuktu. Bir daha yaparsın. Yoruldum. Yoruldum. Niye yoruldum biliyor musunuz? Bu oyunun videosunu çekmeden önce 2 saat daha video çektim de ondan. Görüşürüz kuş. Ben yatacağım. Gece oldu çünkü. Ne? Sen...
Veterinersin. Hayır, peşinden gidiyor. Güzel saklanmışız yalnız. Evet, teşekkür ederim ağaç kardeşlerim, beni sakladığınız için ve gizli inime geldim. Hadi bakayım. Alarm mı? Yine mi? Ne güzel bir rüya. Ah, uyandığımıza göre artık okula gitme zamanı. Yok, hayır. Hala rüyadayız. Yeşil ışık. Ya da rüyadan uyandık ama sınıfa hızlı bir şekilde gitmek için oyun yapımcısı daha kısa yollardan götürüyor okula. Yani direkt kendi odamızdan çıkıp yola inmiş olmamız gibi. Kaç. Kaç. Gir gir gir. Heh, oraya gir. Başka birinden çık. Ve klişe sahne. Bu bir Scooby-Doo klasiğidir. Müzik bile tanıdık geliyor olabilir hatta. Hoş bir dokunuş olmuş, beğendim. Aha, aynen. Biz de oradayız. Film tadında gerçekten ya. Abi Mario. O ben miyim? Evet. Bu bir korku oyununa dönüştü arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Bana yardımcı oldun. Eyvallah birader. Gitme zamanı. Oyun bitsin, direkt lavaboya gideceğim. Çok dişim geldi. Biraz daha tutabilirim. Kendime inanıyorum. Ve kuşlara da. Keşke ara sahnelerde de durdurma tuşu olsaymış. Çok güzel olurdu. Sen onu bize bırak gibi bir şey dedi galiba. Veterinerliğe. Bu da kabul etmediği için yanında götürdü muhtemelen. Kuş da iyi alıştı ha. Bu ne? Yağmur yağıyor. Şemsiyeni al. Tamam, alalım bakalım. Mor yağmur. Ops. Gece çıktığımız için mi acaba sarı yanıyor? Geceleri sadece sarı ışık yanar ya.
Gerçi şehre göre değişiyor da olabilir, bilemiyorum. Bazı yerlerde gece full kırmızı yandığını da gördüm. Buradan gidemiyoruz. Veteriner. Korkulu rüyam. Kafes var yanında. Sanırım teslim etmeye geldim. Ama çok yavaş gidiyorum. Aklıma bütün anılarım geliyor. Kaç. Kaç canıtın. Yukarı. Beni asla canlı yakalayamayacaksınız. Gel kuşum. Gidiyoruz buradan. Of, şimşek. Ah. Dayan. Hayır. Hayır. Galiba tek şimşek kaldı. Biliyordum. Bence kuş büyüyüp bizi kurtaracak. Evet, kalkabilir miyim? Ölmediğim iyi oldu. Ben de şaşırdım. Kağıtlar her yere saçılmış. Çantam da düşmüş. Ve içinde kuş yok ama kuş başka bir yerde. Karşıdaki adada. Aa.
gidiyorum. Gidemiyorum. Beni bir daha fırlatır mısınız arkadaşlar? Fırlatamaz mısınız? Öyle olsun. Şu an nereye gideceğimi bilmiyorum. Çöp kutusuna mı gitsem acaba? Hiçbir çocuğa yaklaşamıyorum. Harekette bulunuyor. Selam veriyor galiba. Ama iyi, bu taraftan gidecekmişiz. Hayda. Tamam, ben anladım. Kağıt. Kağıt. Çocuklar kağıt demekte çok zorlanıyor ya. Gerçi benim dilim de çoğu şeye dönmüyor bu aralar ama hayırlısı bakalım. Oo, gölge ben. Ne haber? Merhaba gençler. Kolay gelsin. Bütün anıları tekrar göreceğim galiba. Sırayla. Din 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 din. Ha, yine çantam var. Ne olur artık oturduğum yerden kalkabilir miyim? Birazdan bitecekmiş gibi hissediyorum. Aa, renksizleşti. Merhaba. Fıçık. Merak etme. Çantamda kuş yok. Onun yerine köpek balığı var. İçine bakacak. Oyunun en başındaki sahne buydu galiba. Ağaca oturmuyordu ama ağacın içine bakıyordu. Su kabı. Doldurup geri götürüyor. Belki gelir diye. Ya da gelip başka bir kuş içer diye.
Aa. Kuş gelmiş mi olacak acaba? Bak ona. Gidip bir kontrol edeyim. Bütün kağıt parçalarını toplamış bu arada. Masadan görmüşsünüzdür. Gelmiş. Dost edinmişsin birader. Aa, uçuyor. Çok güzel. Uçabildiğini gösteriyor. Çak bir beşlik. Öpeyim. O ne? Aa, kolundaki şeyi açıyoruz. Bandajı. Aklıma gelmedi bir an ismi. Yerine yenisi mi geldi? Bu da bizim yeni kuş galiba. Ama bir şey getirdi. Kağıt uçağımı mı getirdin? Onu bir yıl önce kaybetmiştim. Evet, saçlarım da tam bir kuş yuvasıdır zaten. Ha, öptü. Hayvanlar bazı insanlardan çok 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 daha şefkatli. En azından ne yapacakları belli. Oyunun yapımcısı olan Keanu Reeves Gao'ya teşekkür ederiz. Keanu Reeves'in teyze oğlu galiba. Müzikleriyle, animasyonlarıyla film gibi enfes bir oyundu. Öneren herkese teşekkür ederim bu seriyi baştan sona. Sonraki seride görüşmek üzere. Hoşça kalın.